sadece uyuşturucuyla mücadelemizle değil, biz YÜKOP olarak da Emniyet Genel Müdürlüğümüzden aldığımız desteklerle de kamera sayımızı çok fazla arttırdık. Artık kameralarla izlenmeyen merkezi sokaklarımız yok. Sadece bu uyuşturucu için değil, suç işlendiği andan itibaren, bir vatandaşımız mağdur olduğu andan itibaren şunu iyi bilsinler ki sokaklarda suçu işleyerek, elini sallayarak kaçamayacaklar. Nitekim herhangi bir suç işlendiğinde Kayseri'de 24 saat içerisinde mutlaka suçun faili %95 oranında yakalanıyor. Bunda teknolojik çalışmaların çok katkısı var. Issız bir alan bırakmamalıyız. Ve bunun içinde gerçekten yoğun bir çalışma yaptık. Büyük bütçelerle aynı zamanda çalıştık. Bunun çok katkısını, uyuşturucuyla mücadelede de katkısını görüyoruz. Ayrıca çok farklı yöntemler, teknolojik yöntemler geliştirdik. Şimdi bazen ben konuştuğumda çok açık etmeyelim diye söylemiyorum. Ama şunu bilsinler, polis bu suç, özellikle uyuşturucu ile ilgili bir şekilde halkımızı, çocuklarımızı yerlemek isteyenler ensesinde. Ne yaptıklarını fırsat vermemek için gece gündüz çalışıyorlar ve bunun için de gerekli ekipmanları, teçhizatları ve teknik mücadeleye sahipler. Ama özellikle sizin aracınızla, haber ajansı aracılığıyla ben Kayserililere de şunu söylemek istiyorum. Lütfen biz devlet olarak bütün sokakları, bütün ana yolları kameralarla donattık, donatacağız. Ancak iş yerlerimizde de, özellikle bağ evlerimizde de kamera sistemini vatandaşlarımız tarafından da birazcık daha takılmasının arttırılması gerekiyor. Bir şekilde suçu işleyenlerin yanına kar kalması bizim açımızdan bir utanç meselesi. Ama vatandaşlarımız da bu konuda özellikle kırsalda, villalarında veya bağ evlerindeki arkadaşlarımızın da kameralar noktasında kendi kameralarını takmasını ben özellikle istiyorum, tavsiye ediyorum. Ancak biz devlet olarak dediğim gibi bütün yollarımızda bu kameralı takip sistemlerimizi arttırdık, arttıracağız.